Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte bu videonun çekildiği tarih itibariyle güncelleme alan en ucuz iPhone, yani iPhone 8'e birlikte bakacağız. Şimdi arkadaşlar, cihaz eski bir cihaz olduğu için videomuza performans testiyle başlayacağız. Bunu hemen söyleyeyim. Şimdi benim edindiğim iPhone 8'in pil sağlığı %78'lerde. Hatta servis uyarısı veriyor. Muhtemelen sizin de piyasadan alacağınız iPhone 8 eğer pili yenilenmemişse %78, 80, 85 gibi oranlarda olacak. Bu nedenle hani incelemenin, testin daha gerçekçi olabilmesi açısından %78'lik değer bence güzel oldu. Şimdi ne yapacağız performans testinde? Tabii ki de ilk olarak bir 10 dakikalık PUBG testi yapacağız. Bunun sonuçlarında cihaz ne kadar ısındı, ne kadar şarj kaybetti gibi değerleri hep birlikte göreceğiz. Buyurun testte. Oyun testimiz sona erdi. Değerli arkadaşlar, ben gündelik kullanımda oyun testinde çıkan rakamların haricinde herhangi bir problemle karşılaşmadım. Bir kasma takılma gibi. Zaten şunu hemen içeriğin ortasında da söyleyeyim. Bu cihazı alırsanız yaşayacağınız en büyük problem şarj problemi olacak. Yani benim şu anda ön sezilediğim kadarıyla hani bir günü değil 12-13 saati yoğun kullanımda çok zor çıkaracak bir performans sinyali veriyor. Bunların haricinde teknik anlamda cihazın üzerinde bulunan işlemci Apple'ın çıkardığı dönemde efsane olan A11 Bionic işlemcisi arkadaşlar. Yani A15'i bir kenara koyacak olursak, bir üst işlemci olan A12'yi hesaba katacak olursak da aralarında %25'lik 30'luk bir fark var. Yani son kullanıcının, bana soracak olursanız, gündelik işlemlerde çok da fark etmeyeceği bir aralık. Şimdi bir üstü de bir kenara koyalım. Bir alt model olan A10 Fusion işlemcilere göre ise bayağı daha iyi arkadaşlar. Onlara göre, ya A10'a göre %50'ye varan skor farklılıkları ortaya koyuyor bu işlemci. Hatta %70'e varan. Hatta şunu da değerlendirelim. Muadili olan, ya yani o yıllarda muadili olan Snapdragon işlemcilere göre multi çekirdek, yani daha fazla çekirdeğe ihtiyaç duyan uygulamalarda bayağı bir fark atıyor performans anlamında. Zaten bu işlemcinin en önemli olayı multicore, yani birden fazla çekirdek kullanan uygulamalarda göstermiş olduğu yüksek performans. Mesela işlemcimizde 6 adet çekirdek bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan 2 tanesi performans, 4 tanesi verimlilik çekirdeği. Fakat şöyle bir güzellik var. A11'de gerekirse işlemci 6 çekirdeği birden tek bir uygulama için kullanabiliyor. Yine video bölümünde bahsedecektim fakat direkt işlemciyle ilgili bir konu olduğu için A11'lerle birlikte iPhone 8'de arka kamerayla yaptığınız video kayıtlarınızı 4K 60 kare özellikle yapabilirsiniz. Gelelim bence bu cihazı alacakların dikkat edecekleri ikinci unsura, o da kamera unsuru arkadaşlar. Hemen şöyle teknik özellikleri bir söyleyeyim size. Arka kamera 12 megapiksel f1.8 diyafram değerinde. Ön kamera 7 megapiksel f2.2 diyafram değerinde. Ağır çekim özelliğimiz var. 1080p videoları 240 kare olarak çekebiliyorsunuz yine arka kamerada. Fakat günümüzde o çok kullanılan bu bokeh arka planı bulanıklaştırma özelliği menünün içerisinde yok. Fakat arka kamera f1.8 olduğu için doğru ışık ve doğru ayarlamalarla birlikte bokeh efekti gayet güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta muadili cihazların kameralarına göre daha doğal ve daha böyle tatlı bir fotoğraf ortaya çıkarabilirsiniz. Işık iyiyse, ortamdaki ambiyans güzelse, ışıkların bilmem nelerin, kameraların çektiği fotoğraflar güzel olur. Bunun haricinde arkadaşlar, kamera konusunda biraz kamera hevesinizden feragat etmeniz gerekiyor işin açıkçası. Yani video kısmı tamam, arka kamera 4K 60 fps çekiyor, 1080p 200 kare ağır çekim falan filan var. Hatta 1080p videolar çekerseniz eğer sinematik stabilizasyon gibi özelliği daha var. Fakat fotoğraf kısmından işin açıkçası, ortamdaki ışık uygun değilse birazcık vazgeçmeniz gerekiyor. Çok iyi fotoğraflar çekmiyor. Instagram'da orada burada paylaşılmaz mı? Paylaşılacağını onunla ilgili söylemiyorum ama günümüzde kullanılan cihazlara göre performansı düşük. Ama zaten bütçemiz böyle. Bu tarz ürünlerde değerlendirme yaparken arkadaşlar bütçeyi unutmamak lazım. Ben az önce unuttum. Kendime de hatırlatmış olayım, size de hatırlatmış olayım. Yani anlayacağınız, bütçemizde hesaba katacak olsak çok kamera telefonu değil, video hariç. Zaten video kısmına geldim, çok kötü söyledim. 4K 60 fps işte 1080p ağır çekimler 240 kare falan filan. Video kısmı fotoğrafa göre daha umut verici bir cihaz bu arada. 4K videoları 60 fps çekmesi güzel bir özellik. Hani o videoyu alıp bilgisayarında işleyip başka işler yapabilirsin. Ya da ufak tefek ürün
ürünler satıyorsundur internette. Bunların videolarını çekmen gerekir. Gönül rahatlığıyla 4K 60 FPS videolarını cayır cayır çekebiliriz. Yani video kısmı okey. Video kısmı herhangi bir problem bence yok. Gelin geçelim isterseniz 3. önemli kısma ki bu bence de tasarım arkadaşlar. Çünkü cihazı ilk elinize aldığınızda ekran gövde arını biraz üzücü. Özellikle üst kısımda Face ID vesaire vesaire olmamasına rağmen çerçevenin bayağı kalın olması hani günümüz cihazlarındaki o keyifte bir boşluk yaratıyor. Bu arada ekranımız 4.7 inç Super Retina HD ve IPS LCD bir panele sahip. Ekran yenileme hızımız ise 60'er. Yine günümüzden bakıldığında süper harika bir ekran değil. Özellikle ekranın LCD olması vesaire vesaire gibi durumlar. Renklerde güncel bir cihaz kullanıyorsanız sizi biraz üzebilir. Çözünürlüğümüz ise 1334'e 750 oranında. İşin açıkçası üst taraftaki o kalın çerçeveyi saymazsak arkadaşlar çok rahatsız edici bir ekran değil. Hani çok iyi bir ekranda değil ama dizi filmi izlerken de insanı üzmüyor. Peki geliyorum sonuç kısmına. 3 bölümde toparladığımı düşünüyorum ürünü. Sonuç kısmı şu. Çağdaş yani ben kendim bu cihazı alır mıyım? Arkadaşlar alıp almama işlerini belirleyen en önemli unsur bütçedir. Eğer cebimdeki bütçe bu baremlerdeyse gerçekten bunu söylüyorum. Bu fiyatlarda başka bir Android cihazı almak yerine iPhone 8'i alırdım. iPhone 8'in ömrü bence daha uzun olacak. Kamera kısmında video tarafında kötü değil. Performans anlamında da telefonda herhangi bir sıkıntı yok. RAM'inin 2 GB olmasına rağmen ki iOS'te bu RAM miktarı çok önemli bir oran değil. 2 GB gayet yeterli. Nelerden vazgeçerdim bu telefonu tercih ederken? Zaten söyledim arkadaşlar kamera olayından vazgeçerdim. Öyle bir kere şarj ettim 1,5 gün 2 gün kullandığım cayır cayır telefon süper harika olayından da vazgeçerdim. Yani telefonu ya yanımda bir powerbankle ya da işte şarja takabileceğim bir kabloyla birlikte taşırdım. Ve dediğim gibi de böyle kamerası çok iyi olsun harika olsun gibi beklentim yoksa da bu telefonu gönül rahatlığıyla tercih ederdim. Ve size de tavsiyem yani son paranız buysa ve hani güncel olmayan bir cihazı kullanmaya gönlünüz el veriyorsa diyeyim. Çünkü bu işlerde biraz trip meselesi arkadaşlar. Hani her ürünü her zaman gönlümüz el vermeyebiliyor. En iyisini, en güncelini istiyoruz. Dediğim şeylerden de vazgeçmeye göze alıyorsanız bence sağlam bir telefon gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ama kameradır, işte benim güncellik tripim var gibi durumlarınız varsa bence uzak durun. Size de bir sorun var. Bütçeniz işte 6.000-8.000 TL bareminde. iPhone 8 alır mıydınız merak ediyorum. Yerine tercih edeceğiniz başka bir telefon olur muydu? Lütfen benimle yorum bölümünden paylaşın diyorum ve videomu bitiriyorum değerli arkadaşlar. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.